Evet, soru 21 arkadaşlar. Bakın bir şekil verilmiş. AB eğrisi denilmiş. Eğrisinin D doğrusuna göre simetri. O zaman A'nın D'ye olan uzaklığıyla C'nin E'ye olan uzaklığı, B'nin D'ye olan uzaklığıyla D'nin D doğrusuna olan uzaklığı eşit olur arkadaşlar. AB eğrisi ile CD eğrisi çakıştırılabilir diyor arkadaşlar. Evet, çakıştırılabilir arkadaşlar simetrisi alındığına göre. Çünkü bunların uzunlukları birbirine eşit, şekil olarak da eşit. Bunları birbirine çakıştırabiliriz arkadaşlar. AE ile EC zaten simetrinin tanımından doğru. AB'nin uzunluğu CD'nin uzunluğuna eşittir. Yine simetrisi alınan, çünkü şekillerin uzunlukları değişmez arkadaşlar. O yüzden doğru cevap hepsi olur. Evet, BAC ile CAD açıları komşu açılardır demiş arkadaşlar. Bu anlatıma göre hangisi doğrudur demiş. Bakın bir tane BAC açısı çizelim arkadaşlar. Bir de CAD açısı çizeceğiz arkadaşlar. Şimdi iki ihtimalimiz var. Hatta 3 ihtimal var arkadaşlar. Bakın ya böyle çizeriz. Bakın CAD, BAC ile CAD komşu açılar. Ya da bakın şöyle çizebiliriz. Tabii arkadaşlar bunlar komşu açı olmaz. Yani BAC ile CAD'nin komşu açı olma durumu ancak bu şekilde olur. Çünkü komşu açı arkadaşlar herhangi bir açıyı iki tane açıya böldüğünüzde oluşan açılardır arkadaşlar. Burada komşu olanlar CAD ile BAD olmuş olur arkadaşlar. Yani D'yi buraya da alsak yine olmayacak. O yüzden bakın şekil bu olacak. Şimdi ne diyor? BAC'nin ölçüsü CAD'nin ölçüsünden büyüktür. Bilemeyiz. BAC ile CD'nin ölçüleri eşittir diyor. Bilemeyiz. BAC ile CAD'nin ölçüleri toplamı BAD'nin ölçüsüne eşittir diyor arkadaşlar. Bu doğrudur arkadaşlar. O yüzden burada doğru cevabımız yalnız 3 olacak arkadaşlar. Şimdi cevap anahtarına baktığınızda hiçbiri diyor. Orada bir düzeltme olacak. Doğru cevap yalnız 3 gelecek. Evet, soru 23. A noktasından açının kollarına AC ve AB dikmeleri çiziliyor. Arkadaşlar diyor ki AB AC'den daha büyük diyor. Buna göre hangisi doğrudur diyor. Arkadaşlar sayısal değerlerle istiyorsanız görebiliriz. Bakın mesela 3, 4, 5 üçgenini düşünsek. Burası 3 olsa, burası 4 olsa, burası 5 oluyor arkadaşlar. Şimdi AB 3 AC'den daha büyük diyor. Ya da şöyle yapalım. Burayı 4 alalım. Burayı 3 alalım. AB AC'den büyükse o zaman AC'yi 4'ten küçük bir şey. Mesela burayı 3 alırsak burası ne olur? 4 olur. O zaman ne olur arkadaşlar mesela? OC tabii ki OB'den daha büyük olur. Yani burası doğru arkadaşlar. AOB açısı AOC açısından daha büyük olur diyor arkadaşlar. AOB AOC'den, yani şuraya alfa diyelim, şuraya beta diyelim arkadaşlar. Bakın aslında ben burada iki tane eş üçgen aldım. Şöyle görebiliriz. 3'ü görüyorsa demek ki burada beta, o zaman burası da alfa. E şimdi bakıyorum arkadaşlar. Alfanın gördüğü kenar 4, beta'nın gördüğü kenar 3. Yani alfa o zaman beta'dan daha büyük bir açı. Yani AOB açısı AOC açısından daha büyüktür. Doğru. AB ile OC'nin toplamı arkadaşlar. AC ile OB'nin toplamı demiş. Bakın bir kere buradan 4 artı 4 8, 3 artı 3 6 olmuyor arkadaşlar. O yüzden doğru cevap 1 ve 2 gelir.
Tabi arkadaşlar orada hangileri doğrudur demiş. Evet 1 ve 2. Evet soru 24. Başlangıç noktası B olan açının, bakın şurası B, İç bölgesinde bir A noktası alınmış. A noktasına ve açının kollarına eşit uzaklıkta bulunan kaç farklı nokta vardır demiş arkadaşlar. Şimdi açının kollarına eşit uzaklıkta olması için arkadaşlar nerede olması lazım? Açıortay üzerinde olması lazım arkadaşlar. Yani şöyle bir tane nokta alacaksınız arkadaşlar. Buraya, buraya ve buraya eşit uzaklıkta olacak arkadaşlar. Bu aslında nedir? Şöyle bir çember oluşur arkadaşlar. Yani o zaman dikkat edin. Bakın bunun açıortay olması gerekeceğinden bir tane noktamız ne olacak? Bu çemberin merkezi olacak. Aslında bir tane daha çember var arkadaşlar. O da şöyle. Bakın. Şöyle bir çember çizdim. Bir de arkadaşlar şöyle bir çember çizdiğimi düşünün. İşte o A noktasını bu çemberlerin kesim noktası olarak düşünürsek arkadaşlar, bakın tam böyle merkezleri birleştirdiğimizde bunlar eşit, yarıçap, yani bu çemberin merkezi. Bakın buraya eşit. Bir de arkadaşlar bakın bunlar da eşit. Bu da O2. Yani A noktasına eşit uzaklıkta ve açının kollarına da eşit uzaklıkta olunan işte ne oluyor? İki tane nokta bulmuş oluyoruz arkadaşlar. O yüzden doğru cevap 2 gelir. Evet soru 25. Uzunluğu 4 santim olan bir doğru parçasının bir doğru üzerindeki dik yüzdüşümü AB'dir diyor. Buna göre AB uzunluğu kaç farklı tam sayı değeri alır diyor. Arkadaşlar şimdi kaç farklı tam sayı değeri aldığını bulmak için en büyük ve en küçük değerini bulmamız lazım. Bakın bunun için en küçük değeri için arkadaşlar bu uzunluğu 4 santim olan doğru parçası eğer doğruya dik durumluysa arkadaşlar bunun dik yüzdüşümü zaten şuradaki nokta olmuş olur. Yani aslında bu doğru parçası bir noktaya dönüşür. O yüzden uzunluğu ne olur? Burada sıfır oluyor arkadaşlar. En çok olması için de arkadaşlar o doğru parçasının doğruya paralel olması gerekir arkadaşlar. Paralel alırsak da bakın izdüşüm bulurken uç noktalarından dikme indiriyorsunuz. O indirdiğiniz noktalar arasındaki kalan mesafe izdüşüm uzunluğu oluyor. Ya bakın bunlar paralel olduğu için buralar 90 oluyor. Dikdörtgenden 4 oluyor. Yani uzunluğu en küçük 0, en çok da 4 olur arkadaşlar. Buradan da 0, 1, 2, 3, 4'ten 5 tane tam sayı değeri alır.